Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Edebiyat Dersi ile karşınızdayız. Bu dersimizde bireyin iç dünyasını sızan eserler ve eserlerin kahramanları üzerine duracağız. Bilindiği gibi bireyin iç dünyasını sızan eserler yazan yazarlar arasında tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Tarık Buğra, keza Harika Arnaz Balıkçısı, Memduh Şevket Esendal, Fahim Bey'i bizzat desteğiyle tanıdığımız Abdullah Şinasi Hisar, Samiha Ayverdi, Oktay Akbal gibi isimlerin yazmış olduğu eserleri ve aynı zamanda bu eserlerin kahramanları üzerinde duracağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Sevgili gençler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarıyla başlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle de şiir türünde roman, öykü, denimi ve incelimi türlerinde eserler vermiş olan bir yazarımızdı. Onu biz rüya, zaman, bilinçaltı gibi kavramları şiire getiren isim diye hatırlayacağız. Hatırlarsanız Bursa'da bir cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla aynı yaşta ihtiyar bir çınar diye bildiğimiz Bursa'da zaman şiirini hepimiz ezbere biliyoruz. Tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanlarının dışında biz onu Beşşehir, Yaşadığım Gibi adlı denemeleriyle de hatırlayacağız. Ama şairliğinden sonra en çok almamız gereken kısım romancılığı olmuştur. İşte o romanlardan birisi de Huzur adını bildiğimiz romandır. Eserde Mümtaz ile Nuran'ın aşkı çerçevesinde Doğu ile Batı'nın, eski ile yeninin, yani aşk ile çatışmanın konu olarak da işlendiğini görmekteyiz. Romanın dört önemli kahramanı var. Bunlardan birisi ana kahraman Mümtaz, yine onu derin bir aşkla seven Nuran ve onun dışında Suat ve İhsan ise romanda yer alan diğer kahramanlar arasında yer almaktadır. Dul bir kadın olan Nuran'a derin bir aşkla aşık olan Mümtaz'ın onunla evlenmek istemesi, hatta Mümtaz'ın umutsuzlukları ve talihsizlikleriyle dolu yaşamı psikolojik tahliller halinde Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından bu romanda ele alınmıştır. Ahmet Hamdi'nin diğer bir romanına geldiğimiz zaman romanın isminin sahnenin dışındakiler olduğunu görmekteyiz. Eserde Milli Mücadele Dönemi İstanbul'u anlatan yazar bir üniversite öğrencisinin gözüyle İstanbul'un işgalinde ne yapmıştır? Işık tutmuştur. Romanın ana kahramanının Cemal olduğunu, yine bunun dışında Semiha, İhsan, Süleyman Bey, Nasır Paşa, Kudret Bey, Muhlis Bey ve aynı zamanda Muhtar adlı kahramanlar da romanda geçmektedir. Sahnenin dışındakiler adlı romanı bir kez daha tekrarlarsak, bir üniversite öğrencisinin gözünden İstanbul'un işgal süreci ya da milli mücadele dönemi ne yapılmıştır bu romanda ele alınmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, geldik Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir başka romanına, yani Saatleri Ayarlama Enstitüsü adını bildiğimiz romana. Saat tutkusu olan Hayri İrdar ile Halit Ayarcı'nın kurduğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında şekillenen olaylar ve kahramanların sıra dışı, ironik yaşamları romanın konusu oluşturmaktadır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü gördüğümüz zaman ana kahramanların Hayri İrdar, Halit Ayarcı ve Pakize olduğunu unutmayalım. Ancak romanın asıl kahramanı Hayri İrdar diye bildiğimiz kahraman olmuştur. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk romanı ise Mahur Beste adını bildiğimiz romandır. Biliyorsunuz şiir olaraktan Mahur Beste adlı manzumeyi yazan isim Atilla İlhan'dır. Ancak roman türünde Mahur Beste adlı eseri yazan isim ise Ahmet Hamdi Tanpınar olmuştur. Eserde Osmanlı yıllarında İlmiye sınıfının itibarını yitirişi, İsmail Molla, oğlu Behçet Bey ve diğer kişilerin şahsında okuyucuya anlatılmaya çalışılmış. Yani Osmanlı döneminin bir İlmiye sınıfının itibarını kaybetmesi Mahur Beste adını bildiğimiz romanda ele alınmıştır. Eserde İsmail Molla, Behçet Bey iki önemli kahraman iken, bunun dışında Atamolla, Sabri Hoca, Atiye Hanım ise romandaki diğer kahramanlar arasında yer almıştır. Sevgili gençler, geldik Cumhuriyet döneminin en büyük psikolojik roman yazarına, yani Peyami Safa'ya. 20. Asır gazetesinde Asrın Hikayeleri başlıklı yazılar yazaraktan başlayan Peyami Safa, bir ara Cingöz Recai Polisiye roman dizisinde yazmış, hatta Cingöz Recai Polisiye dizisinde hatırlarsanız Server Bedi diye bildiğimiz bir takma ad kullanmıştır. Ama biz Peyami Safa'yı daha çok romancılığı ve psikolojik tahliller içeren eserleriyle tanımamız gerekiyor. İşte bugün Peyami Safa'nın ilk yazmış olduğu roman da Sözde Kızlar adını taşımaktadır. Eserde babasını uzun yıllardır göremeyince Anadolu'daki isyanlardan kaçarak
göç eden ve babasını arayan bir kızın, yani Mebrure adlı kızın hikayesi anlatılmıştır. Romanda Mebrure Anadolu'dan kaçaraktan İstanbul'a gelmiş ve babasının izini sürmeye çalışmıştır. Romanda Mebrure'nin dışında Behiç ve Belma da yer alan diğer kahramanlar arasında bulunmaktadır. Yine Peyami Safa'nın en çok okunan, en çok ses getiren romanlarından birisi de tabii ki 9. Hariçe Koğuşu diyebildiğimiz roman olmuştur. 9. Hariçe Koğuşu adlı eserde yoksul bir gencin küçük yaşlardan beri doktor kapılarında oluşunu, dizindeki rahatsızlıktan dolayı bacağının kesilme ihtimali romanın ana olay örgüsünü oluşturmuştur. Bugün 9. Hariçe Koğuşu'nun bir özelliği de şudur. Edebiyat tarihimizin ilk otobiyografik romanı olma özelliğine sahiptir. Otobiyografik roman olma özelliğine sahiptir. Hocam otobiyografik roman ne demek? Yazarın kendi hayatından kesitler sunmuş olduğu romanlara biz otobiyografik roman adını veriyoruz. Romanın bir başka özelliği de kahramanın gerçek adının romanda geçmemiş olması. Yani burada çocuğun adı hasta ya da genç diye geçmektedir. Yine bunun dışında annesi ve hasta olan çocuğun aşık olmuş olduğu paşanın kızı diyebildiğimiz Nusret Paşa ve Nusret'in evlendirilmiş olduğu Doktor Ragıp da romanda yer alan diğer kahramanlar arasında yer almıştır. İlk otobiyografik romanımızın 9. Hariçe Koğuşu adlı roman olduğunu, Peyami Safa'nın yazmış olduğu ilk romanın Sözde Kızlar adlı eser olduğunu unutmayalım. Evet, geldik Peyami Safa'nın en çok okunan romanlarından birisi diyebildiğimiz Fatih Harbi romanına. Burada Fatih Doğu'yu, Harbi ise Batı'yı sembolize eden semtli olaraktan dikkat çekmekte. Zaten eserde Neriman'ın, yani asıl kahraman diyebildiğimiz Neriman'ın kendi kültürüyle Batı kültürü arasında kayboluşu ve doğru yolu buluşu romanın ana konusunu oluşturmuştur. Romanda Neriman Doğu ile Batı kültürü arasında kalan genç bir kız iken Doğu kültürünü sembolize eden, yani Fatih semtini sembolize eden karakter Şinasi, Harbiye diyebildiğimiz Batı kültürünü sembolize eden tip ise Macit olmuştur. Romanda bir de Neriman'ın babası vardır arkadaşlar. Yani biz Fatih Harbiye adlı romanı gördüğümüz zaman Neriman, Şinasi ve Macit üçgenini ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Bugün Peyami Safa'nın fantastik öğeler içeren bir romanı daha var. Bu da Matmazel Noralya'nın Koltuğu diyebildiğimiz roman olmuştur. Tıp öğrenimini yaparken, yani tıp fakültesinde okurken bunalımlara girerek okulu bırakıp felsefeye yönelen ve mistik dünya görüşünü benimseyen Ferit adlı karakterin hikayesini anlatmıştır. Yani Ferit, Matmazel Noralya'nın Koltuğu adlı romanda normalde bir tıp öğrencisidir. Ancak bunalımlara girerekten bu fakülteyi bırakmış ve felsefeye yönelerekten etrafındaki insanların içinde bulundukları durumları felsefi ve psikolojik süreçlerle anlatmaya çalışan bir kahraman olmuştur. Tabii Ferit'e burada yol gösteren hocası Yahya Aziz Bey'i, Nülüfer'i, Tosun Bey'i ve Matmazel Noralya'yı da unutmayacağız. Ancak Fatih Harbi romanında nasıl ki Neriman, Şinasi ve Macit üçlüsü önemli kahramanlar iken Matmazel Noralya'nın koltuğunun da asıl kahramanının Ferit adlı bir öğrenci olduğunu bilelim arkadaşlar. Sevgili gençler, Özeymi'nin daha önceki yıllarda sormuş olduğu romanlardan bir tanesi de Peyami Safa'nın yazmış olduğu Yalnızız romanıydı. Manevi değerlerin ortadan kalkması sonucunda yalnızlaşan bireylerin birbirleriyle yaşadıkları samimiyetsiz ilişkiler romanın ana konusunu oluşturmuştur. Biz testte ya da sınavda samim karakterini gördüğümüz zaman aklımıza Peyami Safa'nın Yalnızız romanı gelsin, bu bir. Tabi romanda Samim'in dışında ikinci önemli karakter Selmin diye geçer. Bunun dışında Mefaret, Meral, Besim ve Ferhat ise romandaki diğer kahramanlar arasında yer almıştır. Bugün Yalnızız romanının iki ana önemli kahramanının Samim ve aynı zamanda Selmin olduğunu bilelim arkadaşlar. Gelelim bir başka romana. Biz İnsanlar adlı romana. Fakir ve vatansever bir gencin yüksek tabakadan bir kızı sevmesi ve ona kavuşma uğrunda karşılaşmış olduğu duygusal yıkımlar romanın konusunu oluşturmuştur. Bugün Biz İnsanlar adlı romanın asıl kahramanının Orhan Şakir olduğunu görmekteyiz. Romanda Vedia, Semiha Hanım ve Necati de yer alan diğer kahramanlar arasında bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, geldik büyük bir yazara daha, yani Tarık Buğra'ya. Bildiğiniz gibi edebiyat hayatına özellikle de Nasrettin Hoca adını verdiğimiz gazeteyi çıkararaktan başlayan Tarık Buğra, oğlumuz adını verdiğimiz hikayesiyle adını duyurduktan sonra özellikle de Siyah Kehribar adını verdiğimiz ilk romanıyla da dikkat çekmişti.
Ancak Tarık Buğra'nın bugün sinemaya da aktarılmış olan ve aynı zamanda milli mücadele işleyen bir roman diye adlandırdığımız Küçük Ağa adlı romanı onun en çok bilinen eseri olmuştur. Romanda İstanbullu Hoca olaraktan bilinen, Küçük Ağa'nın milli kurtuluş hareketini yavaş yavaş idrak etmesi, bilinçlenmesi ve milli mücadeleye katılması romanın asıl olay örgüsünü oluşturmuştur. Eğer testimiz İstanbullu Hoca ya da gerçek adıyla Mehmet Reşit Efendi'yi görürsek, adını verdiğimiz karakteri görürsek aklımıza direkt Küçük Ağa adlı roman gelsin. Tabii Mehmet Reşit Efendi'ye yardımcı olan bir başka kahraman da Çolak Salih adını verdiğimiz kahraman olmuş. Romanda Çerkez Ethem gibi, Doktor Hayri Bey gibi, Haydar Bey gibi, Ali Emmi gibi karakterler de vardır ama bugün Küçük Ağa adını verdiğimiz, yani milli mücadelenin yansımalarını gördüğümüz bu romanın asıl kahramanının İstanbullu Hoca ya da başka bir deyişle Mehmet Reşit Efendi olduğunu unutmayalım. Tarık Buğra'nın milli mücadeleye yaşatılmış olduğu romanlardan bir tanesi de Firavun İmanı diye geçmekte. Özellikle de Sakarya Meydan Savaşı'nın yansımalarını gördüğümüz Firavun İmanı, Ankara'daki dış kaynaklı entrikaları, yeni yönetimden pay almak isteyenlerin siyasal çatışmalarını ele alan bir roman olmuştur. Firavun İmanı'nda da aynı Küçük Ağa'da ve Küçük Ağa Ankara'da adlı romanlarında olduğu gibi milli mücadele konusunu işleyen Tarık Buğra'nın bu romanda da keza yine Kurtuluş Savaşı sonrasındaki Ankara'daki hesaplaşmalarıyla almış. Romanda Hüseyin Avni, Ali Yusuf, Kurtçan Aziz, Abdülgafir Hoca gibi isimler vardır ama romanın asıl kahramanının Hüseyin Avni ile Ali Yusuf olduğunu söyleyelim. Evet sevgili gençler, geldik Tarık Buğra'nın ilk romanlarından birisine daha, yani Osmancık romanına. Bilindiği üzere Cumhuriyet döneminde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan romanlardan bir tanesi de Kemal Tahir'in yazmış olduğu Devlet Ana adını verdiğimiz romandı. Tarık Buğra da bu konuyu ele almış. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatmış olduğu konusunu tarihten alan romanı Osmancık adını verdiğimiz eser olmuştur. Burada asıl kahramanın Osman Bey olduğunu görmekteyiz. Tabi Şeyh Edebali diye bildiğimiz, yani Osman Bey'in kayınpederli romanda dikkat çeken kahramanlardan birisi. Bunun yanında oğlu Orhan Bey, yine Malhun Hatun, Nülüfer ise Osmancık adındaki romanda yer alan kahramanlar arasında bulunmaktadır. Tarık Buğra'nın biyografik nitelik taşıyan romanlarından birisi de İbiş'in Rüyası adını verdiğimiz eseri olmuştur. Bu eserde ünlü tiyatro oyuncusu diye bildiğimiz Nahit Özcan'ın yaşamını konu alan yazarımız bir nevi biyografik bir roman meydana getirmiştir. Eserde tabii ki Nahit Özcan, yani Nahit ve aynı zamanda Hatice adını verdiğimiz karakterde bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Tarık Buğra'nın yakın dönem Türk siyasi tarihine ışık tutmuş olduğu romanlardan bir tanesi de Yağmur Beklerken adını verdiğimiz romanı olmuştur. Romanda 1930 yılında bir Anadolu kasabasında Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ve aynı yıl yaşanan büyük kuraklığın sonucu olarak halkın yaşadığı gerginlikler romanın konusunu oluşturmuştur. 1930'larda Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Mustafa Kemal'in desteğiyle kurulması aşaması Tarık Buğra'nın Yağmur Beklerken adını verdiğimiz romanında işlenen olay olmuştur. Eserde Avukat Rahmi, Rıza Efendi ve Kenan Bey bulunmaktadır. Dönem Eşit adlı romana geldiğimiz zaman da yine yakın dönem Türk siyasi tarihine ışık tutan Tarık Buğra bu defa Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sürecinin son dönemlerini, toplumun sorunlarını ve yaşadıklarını bir aşk öyküsü etrafında ne yapmıştır? Ortaya koymaya çalışmıştır. Yağmur Beklerken adlı romanda Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulmasını ortaya koyan Tarık Buğra, Dönem Eşit adlı romanda ise çok partili hayata geçiş sürecini ne yapmıştır? Gözler önüne sermiştir. Eserde Doktor Şerif, Cilal Bey ve Handan adını verdiğimiz kahramanlar bulunmaktadır. Sevgili gençler, gelelim Halikarnas Balıkçısı'nın, yani Cevat Şakir Kabaaşlı'nın yazmış olduğu Aganda Burina Burinat adlı romana. Bilindiği üzere Halikarnas Balıkçısı'nı daha çok biz öykücü kimliğe hatırlıyoruz. Yani onu biz bir Bodrum öyküsü diye hatırlıyoruz. Bodrum'da ya da Ege bölgesinde, aynı zamanda Akdeniz bölgesinde geçimini balıkçılıkla sağlayan insanları, sünger avcılarını ve onların yaşamlarını bize kesitler halinde sunan Cevat Şakir Kabaaşlı'nın asıl kimliğini biz daha çok öykücü diye alacağız. Bugün onun Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Ege'nin Dibinden ve Ege Kıyılarından adını verdiğimiz öykü kitapları var. Ancak
Halikarnas balıkçısının dikkat çeken romanlarından bir tanesi de Aganda Burina Burinat adını bildiğimiz eseri olmuştur. Romanda geçimini denizden sağlayan Bodrum balıkçılarının hayatlarını ortaya koyan yazarımızın bu romanın asıl kahramanının Mahmut adındaki bir denizci olduğunu unutmayalım. Yani Aganda Burina Burinat adlı romanın asıl kahramanı Mahmut adındaki bir denizci ya da balıkçıymış. Tabii romanda Halil Usta, Süleyman Kaptan, Kirpi Halil, Fatma ve Ayşe adını bildiğimiz kahramanlar da yer almaktadır. Gelelim bir başka isme, Memduh Şevket Esandal ismine. Onu biz daha çok Ay Yaşlı ve Kiracılar adını bildiğimiz romanla hatırlıyoruz. Ancak Memduh Şevket de aynı Halikarnas balıkçısı gibi daha çok öykücü kimliğine dikkat çeken bir isim olmuştur. Nitekim Otlakçı, Ev Ona Yakıştı, Temiz Sevgiler, İhtiyar Çilingir, Soğan Kül Bastı adını bildiğimiz öykülerinin yanında Memduh Şevket Esendal'ın aynı zamanda 3 de roman yazdığını görmekteyiz. Bunlar arasında Miras, Vassah Bey ve Ay Yaşlı Bey kiracılarıydı. Ancak 3 roman içerisinde Memduh Şevket Esendal'ın en çok dikkat çeken romanı Ay Yaşlı ve Kiracıları oldu. Eserde zengin Ay Yaşlı İbrahim Efendi'nin, oda oda kiraya verdiği evindeki bir odanın banka memuru olan kiracısının ağzından öteki odalarda oturanları ve birbirleriyle olan ilişkilerini ele almıştır. Evet, bir kez daha tekrarlayalım. Eserde Ay Yaşlı İbrahim Efendi'nin oda oda kiraya verdiği evindeki bir odanın banka memuru olan kiracısının ağzından diğer odalarda oturan insanların ilişkileri anlatılmaya çalışılmıştır. Romanda Ay Yaşlı İbrahim Efendi'nin dışında İhtiyar Şefik Bey, Buharalı Abdülkerim, İffet Hanım, Faika, Şoför Fuat, Turan Hanım ve Haki Bey bulunmaktadır. Sevgili gençler, geldik Memduh Şevket Esendal'ın bir başka romanına, yani Miras romanına. Konusunu Osmanlı tarihinden alan Miras adlı romanda bir paşanın, yani bir Osmanlı paşasının ailesinin yozlaşıp çözülmesi konusunu işlemiş. Miras, Silahtar Ali Paşa ailesinin belli bir aşamadan sonra yozlaşıp çözülme sürecini ele alan bir roman olmuştur. Eserde Asım ve Salim adını verdiğimiz iki önemli kahramanın dışında Şevki Bey, Şefik Bey, Faika Hanım, Fitnat Hanım ve Atiye Hanım gibi kahramanlar da bulunmaktadır. Gelelim Abdülhak Şinasi Hisar'a. Hepinizin bildiği gibi özellikle de yazmış olduğu anılarını kaleme alan bir yazarımız olan Abdülhak Şinasi Hisar daha çok Boğaziçi, Büyükada gibi İstanbul'un önemli semtlerini ele alan bir yazarımız olmuştur. Ve eserlerinin çoğunu da anı biçiminde ortaya koyan Şinasi Hisar'ın bugün geçmiş zaman köşkleri, geçmiş zaman fıkraları, İstanbul ve Pierre Loti adını verdiğimiz eserlerinin dışında iki tane romanı, bir de öykü kitabının olduğunu görmekteyiz. Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli adlı öyküsünün dışında ödül aldı. Üçüncülük ödülü kazanmış olan Fahim Bey ve Biz adını verdiğimiz roman ile Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı da bilmek gerekiyor. Fahim Bey ve Biz adlı romana geldiğimiz zaman eserde Fahim Bey'in etrafında gelişen bu romanın çöken bir imparatorluk ortasında üretimden gitgide kopan toplumun hayatında hiçbir zaman ulaşılamayacak mutluluklar arayışı anlatılmıştır. Yani burada olay Fahim Bey'in etrafında gelişen olaylar etrafında şekillenmiştir. Romanın asıl kahramanının Fahim Bey ve aynı zamanda Saffet Hanım olduğunu da lütfen unutmayalım gençler. Sevgili gençler, Şinasi Hisar'ın bir başka romanı da Çamlıca'daki Eniştemiz adını taşımaktadır. Az önce sözünü ettiğimiz Fahim Bey ve Biz adlı romandan sonra yazmış olduğu ikinci roman Çamlıca'daki Eniştemiz adlı roman olmuştur. Deli Enişte lakaplı köş sahibi zengin bir adamın kişilik bozukluğu, zevke ve kadınlara düşkünlüğü ve felakete sürüklenen yaşamı romanın konusunu meydana getirmiştir. Yani Çamlıca'daki Eniştemiz diye bildiğimiz enişte, Deli Enişte diye bildiğimiz bir adam olmuştur. Romanda hala, Hacı Vamık Bey, Hacı Rakım Efendi, Tellan Hüseyin Efendi bulunmaktadır. Ama Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanın asıl kahramanının Deli Enişte lakaplı köş sahibi zengin bir kişilik bozukluğu içerisinde olan adamın olduğunu unutmayalım. Gelelim bireyin iç dünyasını esas alan yazarlarımızdan bir başkasına. Yani Samiha Ayverdi'ye. Bilindiği gibi Samiha Ayverdi'nin dikkat çeken iki önemli romanı vardır. Bunlardan bir tanesi İbrahim Efendi Konağı adını verdiğimiz roman, birisi de Mesih Paşa İmamı adını verdiğimiz roman olmuştur. Mesih Paşa İmamı adlı eserde sevgiden yoksun, değerlerinin farkında olmayan bir din adamının trajedisini ele almaya çalışmıştır. Eserde ana karakterin Halis Efendi olduğunu görmekteyiz.
Bunun yanı sıra Abdullah, Zahit ve Hediye de romandaki diğer kahramanlar arasında dikkat çekmektedir. Sevgili gençler, geldik Samiha Ayverdi'nin bir başka romanına, yani İbrahim Efendi Konağı adını verdiğimiz en çok bilinen ve okunan romanına. Eserde konak işiminden hareketle bir ailenin ve devrin dramı anlatılmıştır. Bugün İbrahim Efendi Konağı adlı romanda İbrahim Efendi'nin dışında Hilmi Bey, Bahise Hanım ve Salih Bey adını verdiğimiz kahramanlar da yer almaktadır. Gelelim bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan bir başkasına. Suçumuz insan olmak, insan bir ormandır. Garipler Sokağı adlı eserleri tanıdığımız Oktay Akbal da yine bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar arasında yer almıştır. Peki Garipler Sokağı'nda ne işlenmiştir? Eserde evinden ayrılan Salih'in taşınmış olduğu Garipler Sokağı adını verdiğimiz sokaktaki gözlemleri romanın olay örgüsünü meydana getirmiştir. Garipler Sokağı adını verdiğimiz romanın asıl kahramanının Salih yine Zülfü Hanım olduğunu da bilmek lazım. Sevgili gençler, bugün modern hikayenin kurucusu Sait Faik Abasıyanık'tır. Özellikle eserlerinde İstanbul'u, Adapazarı'nı ve Burgaz'a dayanmış olan Sait Faik Abasıyanık, daha çok hikayeci kimliği tanıdığımız, yani durum öyküsünün bizdeki en büyük temsilcisi olmuştur. Onu biz, Alem Dağ'da var bir ilan, işte tünelden ilk çıkış, yine kumpanya, son kuşlar gibi birçok hikayeyle hatırlıyoruz. Ama Sait Faik Abasıyanık bu hikayelerin yanı sıra aynı zamanda bize Kayıp Aranıyor adını verdiğimiz bir de roman bırakmıştır. Eserde Vildan Bey'in kızı olan Nevin adlı bir kadının mutluluğu, huzur arayışı romanın olay örgüsünü oluşturmuş. Yani biz Kayıp Aranıyor adlı romanı gördüğümüz zaman Sait Faik Abasıyanık'a gideceğiz ve romanın kahramanının da Nevin adlı bir kadın olduğunu unutmayacağız. Tabi eserde Cemal, Vildan Bey, Özdemir ve Kamurot İrfan diye bildiğimiz kahramanlar da vardır ama asıl önemli kahramanın Nevin olduğunu bilmek lazım. Gelelim Sait Faik Abasıyanık'ın bir başka romanına. Medarı Maişet Motoru adlı esere. Medarı Maişet Motoru aslında geçim aracı anlamına gelen bir kavramdır. Eserde bir kasabada yaşayan Hikmet ve Meleğin hayatı anlatılmış. Buraya gelen Fahri'nin ölümünde dek uzanan yaşantısı romanın konusunu meydana getirmiş. Medarı Maişet Motoru'nda ne anlatılmış? Hikmet ve Meleğin yaşamı, daha sonra bu kasabaya gelen Fahri'nin ölümüne dek uzanan yaşantıları romanın konusunu meydana getirmiş. O zaman biz Medar-ı Maşet Motoru adlı romanda Fahri'yi, Hikmet'i ve onun karısı olan Meleği unutmayalım.